Yazda, kışta dersen ben zaten evet, direkt anlarım. Emre geliyor. Evet. Ya da deprem olursa, ufak sallanırsa aman aman Allah Emre'nin korusun. Geldiğini anlarız değil mi? Yok yok, ben kapanışı yapayım. Tamam, kapanışı bir cümle kuracağım. Okay. Amerikan oyunları bunlar işte. Yani şey, bence böyle. En çok Veysel Can'dır ya. Kekliniz yani. Yok. Telefon mühendisleri. Olsa güzel olurmuş yani. Ya telefon mühendisleri var abi. Deodorant geldi aklıma ya. Onu... Aa evet, son. Akustik kafası başlıyor. Akustik kafasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta konuğum Emre Altınok. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün bas gitarda Atakan Arslan eşlik edecek. Perküsyonda ise Veysel Can Brothers. Can Brothers Veysel. Can Brothers Veysel. Instagram adresi. Instagram adresi. Evet. Nasılsın abi, hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın? Valla iyidir, sağ olasın. Teşekkür ederim. Aslında biz geçen hafta Perşembe günü saat 2'de Emre ile buluşacaktık arkadaşlar. Tam deprem anına denk geldi. İçeri girip çekim yapamadık. Yaklaşık 5 gün sonra tekrar kaydı yaptık. İstanbul'da 99 depremi bayağı korkutucu. O yüzden herkes bir şeydi. Teyakkuz halinde. Şu an bütün gündem deprem. Biz dedik bu gündemi değiştirelim müzikle. Çok da keyif aldım ben. Yani eyvallah, buraya gelmekten, seni tanımaktan. Biz bu arada yani geçen depremde programı çekemedik ama çok güzel bir sohbetimiz çok oldu. Çok güzel oldu. YouTube kanalıyla alakalı ilerleyen güzel projeler olan şeyleri çok böyle destekliyorum. Müzisyen arkadaşlarım yapıyorsa da hani. Keza Atakan. Ne dinliyordu o senin Instagram'da? Polifonik çalışmalar. Hı-hı. Çok sesli polifonik çalışmalarım var kendi Instagram adresimde. Atakan Music diye girerseniz orada zaten polifonik çalışmalarıma denk gelebilirsiniz. Biraz da deneysel müzikler yapmaya çalışıyorum vesaire. Yani şarkı da söylüyor evet. Ama müzisyenliği de çok eksper olduğu için ben müzisyenlik tarafından tanıyordum ama şarkı söylediğine çok uzun yıllar sonra şahit oldum. Sonra beraber zaten sahne oluruz zaman zaman. Veysel de zaten beraberiz işte. Düğünler yapıyoruz, ekstralarımız oluyor. Biz daha çok eğlence boyutundayız. Eğlence boyutundayız. Eyvallah. Konserler de oluyor. Yeni çıkmış ya da çıkacak olan projelerinden biraz bahseder misin? Yani ne ya yapıyorsun? Ya ben hani sırayla her sene bir single sıkıştırdım araya. 2014, 15, 16. Evet. Bir 17'de işte yapmadık. 18'de yine yaptım. Çok fazla üretip çok fazla şarkı çıkartmak gerekiyor. Hı-hı. Piyasada tutunmak anlamında. Eskisi gibi değil değil mi? Yani bir şarkı yapayım ya da işte bir albüm yapayım da 2 sene 3 sene gibi bir durum olmuyor artık. 6 ay sonra bir şarkı daha yapmayınca herhalde bu artık üretemiyor gibi bir durum bir oluşuyor. Bir durum oluyor evet. Halbuki 90'lar şarkıları, 80'ler şarkıları hala üstünden 20 sene 30 sene de geçmiş olsa hala dinleniliyor. Ya ben şunu hatırlıyorum yaş itibariyle. Bir şarkıyı 3 ay 4 ayda kaydedilirdi. Ortaya evet. Çıkması, aranje süreci, evet. Kayıtları. Şu anda mesela 4 günde 5 günde bir şarkıyı bitirebiliyor insanlar. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? Bir şeylerden yoksun bir şekilde piyasaya çıkıyor. Ya duygusu evet. Olmuyor ya enstrüman açısından bir eksiklik oluyor. Ama bunu aslında biraz da piyasa belirliyor ve çabuk tükettiği için de çabuk yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bildirim hayatımıza girdi ya. Evet. Hani bildirim zili işte yukarıdan sürekli bir yerlerden bir şey geliyor şeyden telefondan. Facebook'tan bilmem ne bildirim geldi işte. Instagram'dan bildirimlerini aç diyor. Telefon bile sana uyarı veriyor. Evet, evet. Yani o yüzden müzik de artık bir bildirim oldu. Hani şey Spotify, iTunes bu dijital platformlarda evet. Sürekli artık var olman gerekiyor. Ya sadece orada. Müzik değil. Hadi biz bir şeyleri gösterme çabasında olan insanlarız, müzisyeniz de birçok insan öyle. Ben bu yaz mesela birkaç kez ufak tefek de olsa tatiller yaptım. Ama bunu hiç paylaşmadım. Evet. Bir arkadaş geçen gördü beni, sen de bu sene tatil yapmadın ya falan dedi. Çok enteresan. Yani neden dedim öyle düşünüyorsun? Çünkü görmedi yani Instagram'da. Dolayısıyla yani manyakça bir şey. Olay yani. Tamamen buna döndü. Her şeyi yani paylaşmak zorundaymışsın gibi yani. Evet. Bize öğretilen şeydi yani hani albümünü yap, televizyon programına çık, radyoda şarkın dönsün. Biz de sırasıyla reçetedeki şeyleri evet. Tek yaptık yani benim ilk çıktığım dönemi hatırlıyorum yani 2010. Daha albüm yaptım evet. 2014'te. Yani benim yaş evrem tam aslında gıcık bir evre yani. Evet. Hani şey böyle hani şimdi internet mi türedi? Bir saniye internet gelişiyor, teknoloji şey oluyor. Tamam oraya da alışalım falan. Ne ayrı kalabildik ne tabii, de tabii, tam tabii. Anlamıyla içine girebildik mesela. Hala gecikmiş değil. Hala amacımız şey işte, yani ben zaten ulaşmak istediğim kitleye ulaştım. Hı-hı. Hani müzisyen kitle. Konserlerimi verdiğimde beni hürmeten gelen müzisyen kitle var. İşte gitarist, amatör gitarla uğraşan müzisyenler daha çok biliyor. Hani o anlamda gerçekten emelime ulaştım, amacıma ulaştım. Eyvallah. Popülerlik kısmına eksik ulaşamadım. Kaldım. Popüler olduğunuz başka alanlar var. Ben amacım kendi konser salonumu açayım. Dolu dolu müzik dinleyicisi, benim müziğimi benimseyen bir müzik dinleyicisi olsun. Benim için kafi. Ha bunun arkasından o bahsettiğimiz mevzu bahis popülerlik geliyorsa
Onu da reddetmeyiz yani. Amenna deriz yani. Başımızın yani, üstünde yeriz. Aynen öyle. Sene oldu, zaman durdu, deniz öyle hep aynı, dünya bilinmez, taş duvar aynı kaldı, ümit öylece kaldı da, ümit edeni söyle kim aldı, kaçtı bir geldi. Kaç nesil geçti, yürek öyle sevdalı, yollar kavuşmaz, hasretinle tadı kaldı, sabır öylece kaldı da, sabredeni söyle kim aldı. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz, dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Le 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 le. Oh 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 kaçtım filiz dondu. Hani bir acı yel savurdu yürekler, son defa vurdu. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Bana kalmaz, dünya ne sana
Mehmet'i bana kalmaz, Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Dünya ne sana nedi bana kalmaz, dünya ne sana nedi bana kalmaz, Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Sahne var mı abi? Yani daimi haftalık program gibi bir sahne artık yapmıyorum. Eyvallah. Yapılacak gibi de değil açıkçası. Değil, değil, evet. Hani ama konserler yapıyoruz. Kendimizi unutturmamak, yapmak için. Paramızı kazanacak düğün işleri, ekstralar, hı-hı, kurumsal eğlenceler. Tabii tabii. Kapalı etkinlikler, özel etkinlikler. Ve işte ya da şehir dışındaki bazı konserlere gidiyorum. Çarşamba buradayım, Nişantaşı'ndayım, Cuma buradayım. Durumu vardı ama şu an... Öyle bir şey bana böyle bir angarya gibi gelecek. Ya yorucu yani. Oluyor ve hakkında tam alamıyorsun. Alamıyorsun. Yani biraz ekonomik parametrelerle sanata verilen değer. Bizim toplum sosyolojimiz amatör bir vaziyette parasını kazanmaya çalışan. Tabii ki herkese saygım var. Hani onu ayırt edemiyor bizim toplumumuz. Haliyle mekan sahipleri ve mekancılar da ürettiğin şarkılar var, yaptığın işler var, geride bıraktığın bir background'un var, çalıştığın İşte yani elit müzisyenler, Atakan benim için elit müzisyen, Veysel elit müzisyen, yine keza virtüöz diyebileceğimiz, adlandırabileceğimiz müzisyenlerle çalıştım. Bu background'a bakmıyor yani. Sen O Ses Türkiye'de çıktın, evet, mı? Çıktım ya da mı? İşte şuradan bir şekilde şarkının 20-30 milyon izlendi mi? Kaliteli yani performans önemli. Yani. Aa, o yüzden de maalesef senin öyle. Aldığın ücreti ona göre. İyi bir vokalsin, iyi bir gitarsın. Evet. Ama şu an dünyada, Türkiye'de de olduğu gibi bütün evet. dünyada elektronikleşen bir müzik var. Ki sen evet. akustik müzik yapan birisin. Evet. Bir kaygı var mı? Yani bununla ilgili bir evrilme yaşayacak mısın? Yoksa böyle devam edeceğin gibi bir durum mu var? Yok, nasıl? Yani nasıl bakıyorsun? Aslında çalışmalarım var işte. Ama şu anda öyle değil de daha çok ritimsel ya da bazı altyapılara bağlı bir işler gidiyor. Doğru. Daha popüler olan işlere baktığın zaman böyle gidiyor mevzu şu anda. Evet. Ha, bence benim şahsi fikrim bu piyasa... Zaman zaman böyle şeylere dönüp tekrar geliyor. İşte bir dönem rock müzik, bir dönem pop müzik, bir dönem elektronik müzik revaçta oluyor. Yine tekrar devran dönecek ama kesinlikle. O devran dönene kadar biz dönebilecek miyiz? Yok yok, çok doğru bir yere parmak bastın. Yani şöyle bir durum var. Şimdi mesela Amerika'dan bize 20 sene sonra, 10 sene sonra geliyor. Amerikan oyunları bunlar işte. Yani şey... orası mesela bu şeyi rap müzik, hip hop müzik falan oraya tüketti onlar. Yaptılar yani hani Jennifer Lopez'lerin, evet, her evet. işte sanatçıların hepsinin şeyde sonlarına, aralarına mutlaka o rap'i sıkıştırdılar. Şimdi bize geldi o furya. Bize geldi. Şimdi onlar başka bir müzik arayışı içerisinde. Bizden de böyle Zambiya'ya doğru falan. Tabii tabii Deep House falan yaptılar. Biz Deep House işte geldi falan. Hani bence sonlarında Deep House. Yani evet. Türkiye'de de. Çok tutmadı Türkiye'de. Yine yani bize gelecek oldu. Mesela. Jabbar mesela götürdü onu. Ben şunu öğrendim. Bazı açık var. O açıkları yer kapmak gerekiyor. Evet. İlk yapıyorsan ya da ilklerdensen aynen, ilk, biraz daha bir şey, farklı bir şey yapıyorsan. Farklı bir şey de yap da nasıl yapıyorsan yap yani. Evet. Hani, Türkiye'deki bakış açısı ol. Ya da ünlü ol da nasıl oluyorsan ol yani. Hani şarkılarından biri hiç içine sinmediği halde popüler olsun ya da piyasaya daha uyusun diye yaptığın işler var mı? Ya tabii belli bir matematiği var şarkıları yazarken. Hece, mece falan ölçü. Ama bu matematiği neye göre dizayn ediyorsun? Biraz ama yani duygu sorduğum işi. Sorduğum soru buydu. Yani popüler olsun, insanlar daha çabuk alsın diye değil, değil bence. Evet. İşte yani, öyle bir şey değil. Evet. Yani biz içimizden geldiği gibi yapıyoruz ama tabii ki piyasa şartlarını da birazcık gözetiyoruz ama birazcık gözetiyoruz. Birazcık. Evet, yani %80 bence içindeki işi yapmaya şey yapıyorum. Devam ediyorsun. Ama bence öyle bir ihtiyaç var. O yüzden sürekli söylüyorum. En sonunda hı-hı, müzik kazanacak, duygu kazanacak yani. İnşallah. Şimdi abi 3 tane isim söyleyeceğim. Sevgili Atakan ve Veysel'e de soracağım. Bu 3 isimle ilgili aklınıza gelen ilk kelimeyi sizden isteyeceğim. Yani düşünmeden. Ha, kelime. Okay. Evet. Beyin fırtınası mı yapıyoruz? Beyin fırtınası yapıyoruz. Yani böyle bir bölümümüz var bizim. Hemen ağzımızdan çıkacak yani. Evet. Tamam. Kayahan. Kayahan. Üstad. Üstad. Beste. Beste. Müzik. Çok genel oldu müzik ya. Veysel'i dışarı alalım. Aslında farklı bir şey söyleyecektim ama programın formatına uymak amacıydı. Belki uyar abi söyle. Yani Kayahan deyince böyle aklıma biraz daha böyle doğal unsurlar geliyor aslında. Doğal bir müzik. İşte his. Benim aklıma siyah bir akustik gitar geliyor yani. Ne zaman Kayahan dense evet. aklıma direkt o bir fotoğraf. Bir de böyle çevirirdi rahmetli. Evet hani. Ya. Çok. Ya da saygıyla üzerine olur. Şöyle yaslanıp bir anda şarkı kesip mesela benim perküsyonist buradan da selam olsun Mustafa İşleyen yıllarca çaldı onu. Hep anlatırdı yani. Çalıyorlar falan. Bir anda kesiliyor. Eyvallah. Ve Kayahan işte bir şey anlatıyor. Sene 1990.
işte falan diye. Ha, çalarken bir anda. Yani o çok enteresan bir anekdotlar oluyormuş yani, hep yani sahnelerde. Saygıyla analım kendisini bana. Saygıyla. Büyük bir ustad. Rahmetle. Peki Orhan Gencebay denince? Notist. Samsun. Ne? Aklıma geldi direkt, ne yapayım? Direkt yöresel bağladım. Evet. Evet. Hayat deneyimi aklıma geliyor. Yani müziklerin sürekli böyle bir hayat okulu ya gibi. Ya bana aslında akşam güneşi geldi ve tek kelime istiyorsun anladın. Peki. Evet. O kadar sınırlı değil ya, akşam güneşi diyebiliriz. Eyvallah o zaman, tamam. Bana kemancılar geliyor aklıma. Hani Orhan Gencebay'ın kayıtlarına girerken hep böyle of falan deyip böyle şey oluyorlarmış, geriliyorlarmış. Evet. Duman? Grup olan Duman. Aynen. Deliler. Deliler. Evet. Kaan geliyor direkt aklıma. Sinan benim aklıma pek bir şey gelmiyor. Gelmiyor. Benim aklıma pijama geliyor ya. Konserlere pijama. Bir de pijama falan diyormuşuz. Direkt yani benim aklımda o şeyde Bostancı Gösteri Merkezi'nde çıktığı kıyafet vardı. Pijamayla çıkmıştı, evet, o geliyordu. Evet. Sosyal medyayla aran nasıl abi? Sosyal medyayla aram iyi değil de bu sosyal telefonla olan işte merak sarıyorum yani. İşte ya ister, montaj istemez falan filan, evet, işte evet, o fotoğraf düzenleyiciler, video falan işte onlarla uğraşıyorum. Çok vakit ayıramıyorum ya. Yani şu sıra yani son bir iki aydır vakit ayıramıyorum. Üniversitelerde, ama yapmak lazım aslında. Üniversitelerde telefon mühendisi diye bir bölüm açılıyormuş bu arada. Hadi ya. Süpermiş. Şaka yaptım. Ama açılırsa şaşırmayız vallahi billahi. Yani bilgisayar mühendisi var ya, telefon mühendisi de olabilir ileride. İlk eklediniz yani. Yok. Telefon mühendisi. Olsa güzel olurmuş yani. Ya telefon mühendisleri var abi. Hadi ya. Yemin ediyorum sabahtan akşama kadar o telefonun her ayrıntısını bilip kullanan insana mühendis denir bence yani. Artık bir, o telefonu yapan kadar biliyordur bence. Var var. Telefon. Var gerçekten. Ben hemen Brothers Veysel mi? Evet. Brothers Veysel yazıyorum Instagram'da mı? Teşekkürler. Ama aralarda nokta falan bir şey, kardeşim vardı. Orhan Gencebay deyince aklıma bir şey daha geldi. Deodorant geldi aklıma ya. Onu... Aa evet, son. Her taraf deodorant. Evet evet, evet evet. Yani ayıp olmasın ama aklıma evet, aslında o geldi. Şey, söylemek istedim. Rey ile başlayan şey de mi var? Deodorant ilginç yani. Yani şaşırdım yani. Atakan, gerçi YouTube'dayız, söyleyelim. Evet. Instagram'da polifonik çalışmalarım var mı? Oradan takip edebilirler mi? Tabii tabii. Sosyal medya demişken. Tabii Atakan Music'le girerseniz orada çok sesli çalışmalar yapıyorum. Daha çok enstrüman üzerine yapmaya çalışıyorum ama çok sesli öğeleri de kullanmaya çalışıyorum. Çok profesyonel olduğum söylenemez belki ama hani estetik kaygılar güderek bir şeyler yapmaya çalışıyorum oradan. İsterseniz takip edebilirsiniz. Tek bas gitarist olmaktan öte ya birkaç enstrümanın da eğitimini almışken hani diğer enstrümanları çalmak da ister istemez tetikliyor. Birkaç enstrüman da galiba çalmaya çalışıyorum. Bazen sahnelerde de başka enstrümanlar çaldığım görülüyor. Çok Ali sağlıklı. Ali Sezai'de mesela değil mi? Sezai'de gitar çalıyorum gitar ara ara. Evet. Bas da çalıyorum. Perdesiz bas çalıyorsun. Bugün perdesiz bas getirdim. Tarihçesini falan söylüyorsun değil mi? Normalde Kanada yapımı bir bas aslında ama reklama girmeyelim değil mi? Eyvallah. Burada... Çok sessizim, öyle çok sevmişim bu sabah, belli ki sensizim. Güneşim doğmuyor belli sensizim.
bile çok sevmişim bu sabah. Sanki kör sırdisizim, belli ki çok sessizim. Öyle çok sevmişim bu sabah, belli ki sensizim. Abi bir İspanyol tarzı var sende. Yani flamenco dediğimiz bir tarzın bir sendeki vokaline yansımışlığını ben görüyorum. Evet. Vokaline yansımışlık. Yansır falan. Bunu hiç böyle sormuşlar mı? Yansımışlık falan diye. Yansımalar falan güzel. Niye böyle bir şey var abi? Yani etkilendiğin bir ben şey mi? Ben aslında bana şey soruluyor. Neden abi oldu? Diyor, niye klasik gitarı penayla çalıyorsun diyorlar bana şimdi. Ha. Flamenco'yu nasıl çalıyorsun abi falan hayret ediyor. Ya o zaten ayrı bir şey konusu yani. Ha. Hani penayla flamenco. Evet. Ben gitarist olduğum için biliyorum arkadaşlar. Evet. Yani dört parmağın yapamadığını bir penayla yapmak işte, da ayrı bir meziyet. Zor tam maksadıyla da yapamıyorum da. İşte o flamenco ezgilerini veriyorum zaten. Evet. Yani yapabildiğin yani, derecede bile çok iyi yani. Penayla onları eyvallah, yapmak bile çok eyvallah. İyi. Benim akustik gitarla aslında başladı. Elektro gitar falan. Metallica'lar falan, Guns N' Roses'lar onları falan çalıyorduk biz. Oradan Gypsy Kings'lere geçtin. Yani gitara başladığımız çağımızda Gypsy Kings vardır. Küçükken kül yutuyorlarmış, bu çatallı olsun, kırçıllı mı derler bir şey. Ve bayağı ben bir belgesel... Evet, onlar bence sigara içiyor, sonra da sigara küdünü yiyor. Sigara zararı, şey. Sağlığa zararı. Buradan evet söylüyorsun. Kül de sağlığa zararlı arkadaşlar. Evet değil mi? Komple tütün ürünleri. Paco de Lisa ile başladı. Ama, bir gün Sixth America kaseti geldi. Eyvallah. Evet, dinledim, zaten aşık oldum. Yani ondan sonra klasik gitar, ilk klasik gitarımı aldım. Sonra da zaten elektro klasik gitar aldım. Sonra zaten sahnelere herkesin olduğu gibi klasik gitarla başladım. Ondan sonra zaten o dönem bir Türkçe müzikte bir flamenco esintilerin olduğu Akdeniz ezgileriyle olan işte Ege'ler, Yaşar'lar. Yani bence vokal yapma şansım da oldu. Eyvallah. Yani gitar vokal çalışma şansım da oldu. Çok yani Türkiye'de bu müziği hakkıyla yapan çok adam yok. Bence evet. Onlardan birisin yani. Tebrik ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir niyet olayımız var. Onu bir şarkı çekeceğiz. Tamam. Şunu gözüme kestirdi. Çektim onu. Selda Bağcan, Gesi Bağları. Oo. Tam İspanya'nın bağrından. Söylerim ya. Vallahi bence de söylersin ya. Ha, gitarla mı söyleyeyim ya? Hiç fark etmez. Gitarla söyleyeyim hocam. Hiç fark etmez. Gesi Bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yâri. Yaşa. Aman aranıyorum. Yeterli mi devam edin? Çok kısa oldu. Tamam, sıkıntı yok. Bu kadar yeter. Yitirdim yârimi. Aman aranıyorum. Mesela İspanya'da olsaydın nasıl söylerdim şarkıyı? Böyle şeyler düzenleme hemen yapmaya çalışıyorum. Çok zorlamak lazım. Ama şey, düzenleme yapılabilir evet. Yani. Mesela şeyi yapmıştım yani, hangimi sevmedi. Yani var düzenlemelerim var. Eyvallah. Benim de YouTube kanalım var, baksana orada. Vallahi olabilir. Adres? emrealtinok.com.tr youtube.com'dan sonra slash. Eyvallah. Evet. Ya çok klişe aslında bu soru da, böyle çok böyle şey garip gibi gelebilir ama gerçekten merak ediyorlar, soruyorlar bana da. İşte yani gelen konuk, tamam hani sahneye çıkıyorsun ya da bir programda evde ne yapıyorsun ama ya da kendin, normal zamanda kendine evet, söylüyorsun. Yani aileden biri sana... Ya genelde duruyor gitar, biliyor musun? Hep yoğun iş temposundan dolayı, hem işimiz de olduğu için. Ama yani onun haricinde böyle alayım gitarımla bir çalışayım, etüt yapayım falan dediğimde sevdiğim birkaç böyle hem yabancı hem Türkçe şarkılar var. İşte solosundan alıyorum, geri sarıyorum, ileri sarıyorum. Kaldı devam ettiği yerden tek beraber söylüyorum falan. Eyvallah. Ondan sonra tekrar etüt yapıyorum. Böyle yani hani. Evet. Sözleri eşin yazıyor İlke. Evet. Onu da buradan selam olsun. Evet. Müzikleri sen yapıyorsun. Evet. O yüzden ben İlke'ye bir hediye göndermek istiyorum. Tamam. Oo, muhteşemsin ya. Sözleri yazarken. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. Çok sevgili. Güzelmiş. Ha, bardak akustik kafası. Evet. Harika. Harika. Harika.
Süper abi. Ya bu arada... Ya biz müzisyenler çok kahve tüketiyoruz. Sizin şey de çok güzel yani isim. Akustik kafası. Onu kızım buldu biliyor musun? Buradan ilk defa söylüyorum sanırım. Harika. 10 yaşında bir kızım var. 11 yaşında pardon. Kızmasın bana şimdi. Böyle isim arıyoruz falan, böyle bir konsept yapalım, bir şeyler yapalım. Akustik kafası yap baba dedi. Hatta şu K'lerin ters olması, logodaki şu K'ler ters ya, onu da kendisi dizayn etti. Böyle zeka, böyle bir kızım var. Bayağı IQ. Çok şanslı. Yüksekte çok şanslı. Ayrıca maşallah. Şu an 2 yıldır keman kursuna gidiyor. Harika ya. Müzik. İleride müzisyene para vermiş. Sen müzisyen bir adam yani. Eyvallah. Müzik işiyle uğraşan. Allah o bizi geçecek gibi. Ara sıra şimdi beni beğenmiyor. Baba orada yanlış bastın falanlar başladı. Hadi bir ya. Şarkı söylerken, gitar çalarken falan. Abi şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bazı şarkılar değerini bulamamıştır ya. Bence kesinlikle Firar şarkısı değerini bulamamış şarkılardan. Ben çok beğendim. Firar'ın çok böyle katılıyorum. Ya aslında Firar böyle şey oldu. İstediği, hak ettiği yarı raya girdi gidiyordu. Böyle PR dönemindeki hep aksaklıklar diyeyim yani şey... Şarkı bütün radyolarda çalıyordu. Mutlaka... Kusilen Firar falan diyor Twitter'da şey yazıyor yani ve düşünsene bütün radyolarda meçhul şarkıcı vardı Eren Güler. Evet evet evet. O işte 2000'li yılların 2010'lu yılların meçhul şarkısı benim yani hani o evet. Firar'la. MÜYAP diye bir kanal vardı, müzik yapımcıları evet. kanalı. O zamanın izlenmelerine göre gayet güzel bir izlenmesi vardı. PR döneminin olduğu bir dönemde radyoların şarkıyı çaldığı, bangır bangır çaldığı bir zamanda insanlar şarkı dinliyorlar. Şazam falan yok tabii ki yani. Tabii. YouTube'a girecek. YouTube'a girip şarkı yarayacak ya da şarkının sözlerini yazacak. Düşünsene klip yok ortalıkta. Tak diye kapandı tamam. Klip yok. Yani şimdi televizyona da yeterli anlamda çıkamayınca da radyo gerekeni yapmış oluyor. Ama seni YouTube'da veya orada seni bulduktan, keşfettikten sonra zaten işin televizyon akışı başlıyor. Evet. Sonra işte bizim toplumumuzun yakıştırdığı ünlü olma sıfatı şey ya, beyaz şova çıkmak. Evet, evet. Zaten oraya çıkınca sonra işte tanıyorlar seni falan falan işte. Eyvallah. Yani o yüzden hak ettiği değer derken o anlamda olmamış olabilir Aman. Yani. Arkadaşlar Firar yazın, Emre Altun'u dinleyin. Yani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Abi programın sonuna geldik. Biz çok keyif aldık. Ayaklarına sağlık. Ayaklarınıza sağlık sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Elinize konuda sağlık. Söylemek istediğin son bir şey var mı abi? Bu kanalı elden ele yayın arkadaşlar. Yani bizim bölümü yayın. Hayır, bizim bölümü yaysınlar. Oradan abone gelsin. Oradan akustik kafası evet, diğer videolar. Evet. Bence müthiş şarkılar yaptınız evet. zaten. Güzel de bir sohbet oldu. Mutlaka izlenecektir. Sağ ol, teşekkür ederim. Zaten biz bunu kamera arkasında da konuştuk. Evet. Daha da konuşacağız yani. Desteklerini beraber nasıl geliştiririz yaparız. Ben de elimden ne geliyorsa yaparım çok yani. Çok teşekkür ederim. Çok samimi, çok güzel bir sohbet ettik Emre'yle. Ben de aynı şekilde. Ve gerçekten kalpten gönülden beni sana diyorum da ben de kendi YouTube kanalımı geliştirmem lazım. Herkes kendini geliştirmesi lazım. İşte zaten bir avuç insanız müzisyenler olarak. Evet, birbirimize el vereceğiz gibi bir şey olacak. Evet. Maalesef ülkemizde bu işi yapmak çok zor. Bir de birbirimize köstek olursak zaten işin içinden çıkılmaz. Tabii tabii. Bir müzisyen egosu bir şey var. Durum ben sende hiç görmedim abi onu. Çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık sevgili Atakan ve Veysel'e de çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Ve şu an saat gece yarısı 11'e 12'ye falan geliyor arkadaşlar bu arada. Erken saat değil. Ona rağmen çok uzaktan geldiler. Çok bizi, çok teşekkür ederim. Biz de sizi yorduk yani biraz. Estağfurullah. Provalar falan yaptık. Vallahi yani. Ben keyifle dinledim. Keyifle sohbetimi ettim. Hiç sıkıntı yok. Bir proje yaptığım zaman tekrar beklerim abi. Tabii ki her zaman. Şimdi yazda, kışta dersen ben zaten yani, direkt anlarım. Emre geliyor. Ya da deprem olursa, ufak sallanırsa. Aman aman Allah Emre'nin olsun. Geldiğini anlarız değil mi? Ya evet şey adam depremi getirdiler dediler bütün ya, arkadaşlar. Geçen hafta çok komik oldu evet yani. Ya. Yani bir yerde bir can havliyle dışarı çıktık. Emre gitarıyla geldi. Programı yapmamız lazım. İçeriye giremiyoruz girsek falan. Girsek mi falan diye. Evet. Ama böyle daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Kısmet böyleymiş. Evet. Yani Atakan ve Veysel'le de tanışmış olduk. Ve daha böyle geliştirilebilir oldu. Daha güzel. Evet. Süper müzisyen arkadaşlarım. Eyvallah. Sizin abi biz de çok memnun olduk. Öncelikle inşallah bu kanalınızın, projenizin daha iyi yerlere gelmesi temennisiyle başarılar diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir gün böyle workshop gibi bir şey yapalım ya sizinle. Yani hem yaptığınız çalışmalarla ilgili hem enstrümanlarla ilgili. Bir zaman diliminde birbirimize vakit ayıralım. Tabii ki de ben memnuniyet duyarım. Eyvallah. Benim de kendime ait bir YouTube kanalım var. Genelde bir tane boksör arkadaşımız var. O boksör arkadaşına bana fırsat gelmiyor. Çünkü aynı Atakan Arslan, aynı isim soyismi taşıyoruz. Oz ya. Adam Survivor birincisi falan hani. Evet. Biraz böyle hani... Benim de öyle bir olayım var biliyor musun abi? Step ileride İrfan Kangı falan değil mi? İrfan Saruhan var. Birebir adım soyadım. Ne sevgili diyorsun? Yazar abim, senarist.
bu Avanak Kuzenler, Çılgın Dershaneler, Fetih 1453 filmlerinin yazarı. Biz tanıştık hatta. Yani isim benzerliğinden ziyade isim bir de aynı köylüyüz. Öyle mi? Tabii, hadi tabii. Ya. Benim isim yani benzerliğimde adam dünya birincisi. Tabii. Evet. Biz artık ona ekleyenler beni ekti. Bana senaryolar Emre geliyor Altınat'ta İrfan Bey falan. Biliyor musun? Bir tanesi yorum yazmış. Abi haberlerde çıkıyorsun bir şeyler falan yazmış. Olmuyor böyle falan yazmış YouTube'dan. Bence böyle. En çok Veysel Can'dır ya. Ya Veysel Can'dır da güzel oldu bu arada. Aynen. Hiç ona bakmadım yani. Değil mi? Veysel Can çok Veysel vardı. Can'dır ya. Veysel Can'dır. Can'dır tabii. Can'dır. Arkadaşlar bu hafta konuğum Emre Altınoktu. Değerli müzisyenler Atakan Arslan ve Veysel Can da bize eşlik ettiler. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya başka bir sanatçı arkadaşımla burada sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın. İyi haftalar diliyorum. Dariraram dariraram da ram dariraram 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 da ram dariraram. Vurgun yemiş yüreğimde, fırtınalar koptu yine. Alışıyorken yalnızlığa canlandı anılar gönlümde. Gökte ışıldayan yıldızlarla gecenin siyah karanlığında düşünüyordum seni düşteki anılarımla. Dört duvar arasında alıştım yalnızlığa. Vurgun yemiş yüreğimde, fırtınalar koptu yine, yine. Dariraram dariraram da ram dariraram. Dariraram dariraram da ram da. Karanlığımda düşünüyordum seni düşteki anılarımla. Dört duvar arasında alıştım yalnızlığa. Vurgun yemiş yüreğimde, fırtınalar koptu yine. Thank you.
arasında alıştım yalnızlığa. Vurgun imiş yüreğimde, fırtınalar koptu yine. Akustik kafası bitti.